Peki İsmail Hocam, bununla birlikte akciğer rahatsızlığı olanlar da oruç tutması biraz sakıncalı olabilir dediniz. Peki akciğer hastalarımızın neden oruç tutması sakıncalıdır? Şimdi kronik hastalıkların hepsinde bu söz konusudur. Özellikle KOAH ya da astım dediğimiz kronik bronşit olarak tabir ettiğimiz hastaların oruç tutmasını doğru bulmuyoruz. Çünkü zaten yeterince solunumları sağlıklı değildir. Kandaki oksijen düzeyleri biraz düşüktür. Solunumla ilgili sıkıntıları olduğundan dolayı. Bir de kullanması gereken ilaçlar ve havalar vardır. Bunları belli saatlerde almaları gerekir. Diyelim ki 12 saatte bir. Yani şimdi siz sabah çekiyorsunuz. Bir de işte 12 saat sonra çekeceksiniz ama o dönemde oruçlusunuz. Yani bunları almak o zaman aksayacaktır. Aynı zamanda bol miktarda sıvı almalılar. Çünkü bunlar balgam çıkarmakta zorlanırlar. Biriken balgam da akciğerlerde enfeksiyonlar için bir zemin oluşturur. Yani o nedenle de kaldığı sürece balgam akciğerlerde sıkıntı yaratır. Su en iyi balgam çıkarıcı, balgamı yumuşatıcı maddelerden biridir. Onun için suyu sürekli içmeleri gerekmektedir. Bir de bunlarda genelde KOAH ve astım gibi şeylerde insanın vücudundaki eritrosit sayısı, kırmızı kan hücreleri sayısı artmıştır. Yani bir yoğunluk vardır. Bu yoğunluk da kan dolaşımıyla ilgili belli sıkıntılara sebep olabilir. Bu nedenle bol miktarda sıvı almalılar ki en azından hem balgamı atsın hem de bu sıkışıklığı bir ölçüde gidersin. Çünkü böbreklerdeki çalışmaya da bu fazla miktardaki biz buna eritrosit ve hematokrit değerleri normalden yüksektir. Kan dolaşımını yavaşlatacağı için sıkıntı yaratır. Evet, sevgili izleyenlerimize hocamızın da belirttiği gibi suyun insan sağlığında ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani vücudumuzun %60'ı ya da %70'i sudan ibaret. Yani Evet. su tüketiminin ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar ediyoruz. Gerek oruç tutarken de gerek günlük hayatımızda da sıvı tüketimine çok önem göstermemiz gerekiyor birçok hastalıklar için. Evet.